Herkese merhaba arkadaşlar, oyun e, futbol menajer Legends kanalımıza Trabzonspor kariyerimizin yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Evet, bir önceki bölümümüze hatırlıyorsunuz artık dibe vurmuştuk diyebilirim size ve tamam mı devam mı şeklinde bir e, soru sormuştum size. E, yani yüzde kısım kısım devam etmemi söyledi, daha doğrusu. Hani bir nevi şöyle batan gemiye en son kaptan kaybeder. Asıl bu tip zor durumda e, başa çıkarak başarıyı elde etmek asıl hedeftir şeklinde yorumlar vardı. Hepinize teşekkür ederim. Ben de sizin önerilerinize dayanarak tabii ki devam edeceğiz kariyerimize. E, taktiğimizle ilgili bir iki e, öneri vardı. Onları uygulayacağım. Şimdi ilk başta pas taktiğinden vazgeçmemiz söylendik Zaten pas taktiği kullanmıyorum. Onu şöyle göstereyim. Tamamıyla bir kanat taktiğimiz var. Kesinlikle pas taktiği zaten kullanmıyoruz ilk başta. <laughs> Onu söylemek isterim. Bir diğer öneri ise ee, ofansif orta sağlı değil de şu şekilde e, earnable, defansif orta sağlı bir taktik kullanma bir arkadaşımın analizi sonucunda daha doğrusu diyebilirim bunu. Ee, özellikle Napoli maçını dedi diye anlatayım size. Napoli maçını iki kere izlemiş. İleride top kaybetmişiz. Sağ ve sol beklerim ileride. Kalmış iki tane bir tek stoperim kalmış burada ve burası bomboş. Yani en azından e, defansif orta sahada olursa biraz daha uygun olabilir şeklinde bir yorumu vardı arkadaşımın. Tamam okey. Onu da deneyeceğiz. Ama yani bir şekilde artık e, bu kaos ortamından çıkmamız gerekir diye düşünüyorum bakalım dediğimiz gibi zaten pas taktiğimizi kullanmıyorduk bir iki arkadaşımız abi kanat futbolu daha basit bir kanat futbolu oynatmamızı söylemiş yani bir de şu vardı e, hücum çok akıcı yani çok akıcı oynayabilecek kapasitede oyuncularımın olmadığını söylemişti bir arkadaşım e, kontrollü akıcı yapman yeterli demişti onu da yaptık bakalım bir sonraki karşılaşmada bakalım yeni taktik değil de yeni anlayışla diyebiliriz aslında. Zor ya UEFA Avrupa Ligi'nde zor ya karşılaşmasına çıkacağız arkadaşlar. Kendi sahamızda ağırlayacağız zor İnşallah hadi bakalım. İnşallah bu karşılaşma bizim için bir e, beyaz sayfa olur. İnşallah. Gördüğünüz gibi Angel Korea'ya geldikten sonra takıma gerçekten eee iyi bir katkı sağladığı 3 maçta 2 gollük ve ayın oyuncusu seçilmiş Angel Correa. bir arkadaşım şey demiş. Yani bu elindeki kadroyla kesinlikle istifa etme. Devam et. Olabildiğin en üst sırada yani yapabildiğin en üst sırada bitir. Daha sonraki sezonda ee, kafana göre taktiğine göre idaremizden memnunmuş. İyi. Şimdilik güzel. E, taktiğine göre transferler yaparak daha iyi bir takım haline gelebilirmişim şeklinde önerisi vardı. oldu onu da deneyeceğiz bakalım. Bakalım deneyeceğiz. Dediğimiz gibi inşallah e, bu karşılaşma şey olur bizim için. Ne diyelim? E, pardon. E, bu karşılaşma bizim için şey olsun. Ne diyelim? E, beyaz sayfa mı diyelim? Aynen beyaz sayfa diyelim. Onanzi'yi burada gizli libero olarak oynatacağım. Zaten bunlar tamam. Ee, Koreli'yi Koreli'yi şurada oynayamıyor işte. Ben Koreli'yi de kanatta kullanmak istemiyorum açıkçası. Ee, daha çok ofansif olduğu için işte bu sefer de şeyi kesiyoruz. Castillo kesiliyor bu sefer de. Ee, Castillo gerçi sakat zaten ama bakalım. Bakalım. Deneyeceğiz artık. Bir şekilde ee, her yolu deneyeceğiz takımı düzlüğe çıkartmak için. Ama ama Muhammed Demir'in sakatlığı geçse direktman forvette Muhammed Demir ile başlayacağım da artık bakalım bekleyeceğiz Muhammed Demir'in sakatlığının gelişmesini ve Castillo döndükten sonra bu taktiğimizde yer bulabilecek mi onu da bilmiyorum çünkü Angel Correa gerçekten e, aslında forvet arkasında inanılmaz verim oluyordu Correa'dan ee, bakalım Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar rakip takımın tamamıyla büyük ihtimalle pasa dayalı göbekten oynayacak, yerden oynayacak. Bizimle kanat futbolu oynamamız bu takımı kanatlardan yapacağımız ortalarla, sağlı sollu ortalarla darma duman ederiz gibime geliyor. Ama önemli olan tabii ki son vuruş, son bitiricilik. Bakalım karşılaşma başladı. Kendi sahamızdayız arkadaşlar. Zorya'yı, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci karşılaşma Zorya'yı konuk ediyoruz ve karşılaşmaya inşallah e, 90 dakika sonucunda 3 puan alan taraf biz oluruz. Dediğim gibi Zorya eee taktiğine gördüğüm kadarıyla taktiğine göre biraz daha e, topa sahip olan, pas yapan, göbekten giden e, bir takım görüntüsü çiziyor. Taktiğine göre dizilişine göre biz de tam tersine kanatlardan geniş alanda oynadığımız için ee, bakalım bakalım ama şu ana kadar dakikalar 15 oldu ee, istediğimiz verimi daha alamadık diyebilirim takımımızdan şimdi oyuncularıma bakalım biraz daha azimli oynamalarını söylüyorum biraz daha istekli biraz daha galibiyeti isteyen taraf olarak gözükmek istiyorum sağda ama şu ana kadar oyuncularımız sağ olsunlar ee, bizi pek fazla iplemiyorlar Dakikalar 29 oldu. Zorya'nın 7 şutu var. Bizim sadece bir şutumuz var. İşte bu bir dramdır. Bu bizim için bir dram. 18 tane orta açmışız ancak e, hiçbiri yerini bulmamış. Bu da ayrı bir dram bizim için. İlk yarı sona erdi. Zorya bizi darma duman etti. Zorya bizi darma duman etti. Ee, bizim bu maçtan galibiyet almamız lazım abi. Bunların başka bir yolu yok. Ya kovulacağız ya gideceğiz yani yapacak bir şey yok. Ya Herro ya Merro derler ya şu anda aynen o pozisyondayız. Bakalım. Bakalım karşılaşmanın ikinci arasına zor ya başladı. Zor ya doğal olarak deplasmanda olduğu için e, beraberliğe de oynuyor olabilir. Şimdi Mehmet e gideceğim Matheus Pereira ortaya döndü. Bizden kimse yok. Pereira kaptı. soğuk vurdu gol. İkinci yarıya golle başladık. Suk Hunjun. Dakikalar 48 1-0 öne geçtik. Zorya'nın kilidini açmayı başardık. Umarım devamı gelir bu gollerin. Dakikalar 58. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Zorya deplasmanında bir pozisyon bulduk. O da rakip defansın hatasından kaynaklanan bir pozisyondu. 10'da golü bulmayı başardık. İşte burada taktiğimizde bilmiyorum ama hani defansif orta sağlığı dediniz ama işte burada ben Angel Correa'yı kullanmak istiyorum. Bu taktikte de kanatta da Angel Correa çok fazla verimli olmuyor. Çok fazla verimli olmuyor. O şimdi onun çıkartacağım yerine şöyle bir değişik bir şey yapacağım. Süferdoğal alacağım. Eee buraya koyacağım kendi mevkisine. bu dakikalar 68. 68. dakika ilk oyuncu değişikliği hakkımı kullandım. Biraz daha ofansa yönelik bir oyuncu değişikliği hakkı kullan. Bakalım Mehmet Ekici kullandı şimdi defans. Korelya. Korelya vurdu kaleci. Orta geldi, vurdu, karambol top köşeye çıktı. Korelya kendi mevkisine geçtikten sonra forvet arkasına geçtikten sonra sanki daha bir e, maç hareketlendi. Hareketlendi mi? Bakacağız bakalım son 20 dakikada neler olacak. Dakikalar 72. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Şimdi oyuncularıma e, Taktiği odaklanmalarını istiyorum artık. Hani çok yaç çok fazla değil diyecektim ama baktığım zaman 47 orta açmışız. 53 oldu hatta. Ama bir türlü o işte istediğimiz golleri bulamadık golleri bulamadık. Şimdi Uğur. Sağ tarafta Akakpo. Mehmet Ekici. Yusuf Erdoğan sola döndü. İbanez ortaladı. Arka tarafta Matius Pereira. Matius Pereira dakikalar 78'i gösterirken 2-0 yapmayı başardı durumu. Şimdi Onur kullandı kaleci boşunu Uğur. Sağ tarafta Matius Pereira. Suktan önce defans araya girdi. Lazarenko. aman 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 tehlikeli geldi zor ya ancak top avuta gitti dakikalar 82 orta sahalarımız 7.7 ile oynuyor hayta Çıkara 7.1 ile oynuyor Mehmet Ekici ya ben bu defansif orta sağlığı oynama konusunda biraz daha hala şeyim arkadaşlar eee, aklımda çelişkiler var açıkçası Hani öyle bir şey yapsak mı yapmasak mı dediğim gibi hala aklımda çelişkiler var. Dakikalar 90'a geldi. 2-0'lık üstünlüğümüz var. İkinci yarı özellikle takımımız biraz daha açıldı ve 2 gol bulmayı başardık. Karşılaşmadan UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanımızı da alacağız inşallah. Hakemin son düdüğüyle birlikte. Ama bizim için asıl önemli olan lig. Ligde daha galibiyetimiz yok. O galibiyeti ee, almamız gerekiyor artık. O galibiyeti almamız gerekiyor. Takımın buna çünkü fazlasıyla ihtiyacı var ve hakemin son düdüğü geldi. Takımı kutlayalım. Takımımızın birazcık morale ihtiyacı var çünkü. Evet iki maçta 3 puanla şu anda ikinci sıradayız. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda 360 bin euro olmuş. Tamam. Ibanez güzel. Tamam. Gençler Birliği'nde deplasmana çıkacağız ligde. İlk galibiyetimizi almak için 5 haftaydı sanırım aynen. 5 haftada şu ana kadar e, herhangi bir galibiyetimiz yok ligde. Sadece ve sadece 1 puanımız var. Üstüne üstlük ligde şu anda 17. sıradayız. Bu işi biraz toparlamamız lazım gibime geliyor. Gibime geliyor. Yani bu yani bu sezonu eğer kazasız belasız atlatabilirsek ee, önümüzdeki sezon kesinlikle büyük rotasyonlar olacak kulüpte. Ancak işte e, şöyle bir durum var. Çok fazla bir mali durum yok. Hani oyuncu satsak bile çok fazla bir transfer bütçesi vereceğini sanmıyorum. O yüzden yine kiralık oyunculara ve sözleşmesi bitecek olan oyunculara yönelerek kulübün mali durumunu bu şekilde biraz daha düzeltmeye çalışacağız. Ama ondan önce ilk başta bu sezonu kazasız belasız atlatmamız lazım. Ee, Gençler Birliği de 15. sırada şu anda küme düşmemek için rakiplerimizden bir tanesi. Ee, bakalım ligdeki ilk galibiyetimizi alabilecek miyiz? Gençler Birliği karşısında ama dediğim gibi arkadaşlar e, defansif orta sağlı e, taktiğimiz Z diye taktiğimize dediğim oyuncularımızın hani şu anda takıma en çok katkı verecek potansiyele sahip oyuncularımızın o e, taktiğe uyumlu olduğunu düşünmüyorum. Hani bizim muhakkak ve muhakkak e, ofansif orta sahalı bir e, taktik kullanmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten Angel Correa'nın bence bu sene takımımızda kilit rol oynayacağını düşündüğüm için e, ve da forvet arkasında en verimli en çok verim alabileceğimiz pozisyonunu olduğunu düşündüğüm için artık bilmiyorum. Ya şey yapabilirim. Ee, orta sağ göbekteklerden bir tanesini Libero'ya çekip o şekilde de bir şekil yapabiliriz bakalım. Gençler bir deplasmanı hatta onu bir deneyelim isterseniz bakalım. Nasıl bir sonuç alacağız? <laughs> Ee, nasıl bir sonuç alacağız? Nasıl e, sonuçlanacak karşılaşma? Hep birlikte ona bir bakalım bakalım. Ligteki ilk galibiyetimizi almak için çıkacağız. Artık yavaş yavaş e, UEFA Avrupa Ligi'nde aldık. 6 karşılaşmada 2 beraberliğimiz varmış arkadaşlar. Ben 5 karşılaşma diyordum ama 6 karşılaşmada 2 beraberliğimiz varmış. Şimdi şöyle yapacağım. Şöyle diyorum ki yapsam nasıl olur sizce? Yani şunu da şöyle dediğim zaman hop tamam. Şimdi Onanzi'yi burada defansif orta saha değil savaşçı orta saha yapacağım. Ee, burada rakibe pres uygulayacak sürekli. Ee, ancak bu pres uygulayacak bir agresifliğine bakayım. O agresifliği de 16. Çok fazla kart görebilir. Çok fazla kart görebilir. O yüzden ben bunu defansif oyun kurucu yapacağım ki e, orta sahayla defans arasında bize bir çizgi yani Şöyle diyelim şunu da oyun kurucu hücum dedim tamamdır. Eee ne diyeyim ne diyordum? Eee bize defansla orta saha arasında bir köprü oluşturulmasını isteyeceğim. Yani en azından öyle ümit edeceğim. Öyle söyleyeyim size. Şimdi şunu şöyle yapalım. Tamam. Alef tamam. Mehmet Ekici niye üzgünmüş? Bir bakalım bir hemen ee, kulübümüzün başarısız olduğunu düşünüyormuş. Yani diyecek çok fazla bir şey yok. Kulübün başarısız olmasının yüzde 50 sebeplerinden bir tanesi de futbolculardır. Bakalım bakalım gençler bir deplasmana çıkıyoruz arkadaşlar. Kontrollü olarak çıkacağım. Bunu değiştirmedim. Sadece e, takım dizilişinde ufak tefek oynamalar yaptık. E, hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. İnşallah 90 dakika sonucunda Gülen taraf biz oluruz. Ligdeki ilk galibiyetimizle e, tanışmış oluruz. Su Kuyuncu'nun yine offside'e kaldığı. Çok fazla offside'e kalıyor bu adam. Gözlemlediğim kadarıyla. Ama şu anda e, Gençler Birliği istatistik olarak ilk 15 dakikada tamamıyla maçın hakimi gibi gözüküyor. Yani bize top koklatmıyorlar gibi öyle bir şey öyle bir görüntü var sanki. Şimdi Ibanez, Akakpo, Onazi, Akakpo. Mehmet Ekici'nin pası Pereira'dan önce Korelia girdi şimdi. Ancak Korelia ortasını yaptı. Su kurdu gol geldi. Korelia'dan asist, Suk'tan gol. Dakikalar 26'yı gösterirken Gençler Birliği deplasmanında 1-0 öne geçmeyi başardık. Angel Correa, sen sen var ya beni beni kurtaracak adamsın. Kovulmamamı sağlayacak adamsın sen. Dakikalar 29 oldu. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Matheus Pereira da aslında çok kaliteli ancak Matheus Pereira sağ açıkta içe kat eden olarak oynattığınız zaman e, maksimum verim alabileceğiniz bir oyuncu. Ee, öyle bir şeyde de tamamen nasıl diyeyim size şey e, pas futbolunda ben genelde içe kat edilen olarak kullanıyorum kanat futbolunda e, kanattaki açık oyuncularımı kanat oyuncusu olarak kullanıyorum içe kat edilen olarak kullanmayı çok fazla tercih etmiyorum e, o yüzden Matheus Pereira'dan çok fazla verim alamayabilirim diye düşünüyorum o yüzden e, Castillo takıma katıldığı zaman belki kesebilir Evet oyuncularımıza işler iyi gidiyor ancak yani daha iyisini yapabilirsiniz. Daha daha iyisini yapabilirsiniz dedik. İlk yarıyı 1-0 önde kapattık. Gençler Birliği deplasmanında Güray Vural 6.6 ile oynuyor. Kendisine verilen şansı artık yavaş yavaş doldurmaya başladı. Şimdi Mehmet Ekici kullandı. Kayacı hop çıktı ve topu aldı. Dakikalar 48. 48. Filavio Ferreira, Güray. Alef'in uzun pası Suka ancak girdiler araya. Şimdi Korelia müthiş bir çalım. Sağa döndü Güray. Güray. Güray ortası. Ah Matheus Pereira pası. Suk vurdu gol geldi. Su vurdu gol geldi. Matheus Pereira'dan asist. Suk Kuyuncu'ndan gol. Dakika 48. İkinci yarıya golle başladık. İkinci yarıya golle başladık. Bu güzel oldu. Şimdi bu hatada bertaraf edebilirsek 10 numara 5 yıldız olur. Tehlikeli gelsin Tanku kaleci Onur. Adamsın Onur. Adamsın Onur. Şimdi Güray birazcık sırıtmaya başladı takım içinde. Güray'ı çıkartacağım. Yerine e, Yusuf Erdoğan alacağım. Yusuf Erdoğan sola. Matius Pereira'yı sağ. E, Yusuf Erdoğan'ın suratı belki işimize yarayabilir. Dakikalar 52. 2-0'lık üstünlüğümüz devam. Şimdi İrfan'la geliyor Gençler belli. Kali. Kali ceza sahası için geliyor. Şutunu çekti dışarı gitti. Tehlikeli bir şuttu. Ancak dışarı gitti. Korya'nın şirin pası geçmedi. Doğa, Stanku, İrfan. Sağ tarafa döndü. Minkovic, Stanku, İrfan vurdu. Gol geldi. Gençler Birliği farkı bire indirdi. Şimdi oyuncularıma hadi bakalım. Bu saatten sonra e, hataya yer yok. Daha azimli, daha istekli oynamaları konusunda birazcık gaz vermeye çalıştım. Umarım başarılı olur. Bu arada Mehmet Ekici'nin de kondisyonu bayağı düştü. Onu çıkartacağım yerine Okay Yokuşlu'yu oyuna alıyorum. Şimdi Onur'un pası Akakpo. İbanez pas yaparak çıkıyoruz. Güzel. Korelia İbanez. Hadi Yusuf süratlisin alırsın alamadı. Orhan girdi araya. dikkat dikkat aman dikkat evet güzel defanstan böyle defanstan bu şekilde aya paslarla ayağa paslarla alef girdi araya şimdi Koleya. doğa doğa sarı kartı var ikinci sarı kart gelecek büyük ihtimalle ve gençler birliği 10 kişi kalacak evet gençler birliği 10 kişi kaldı bizim için büyük bir avantaj olabilir bu bizim için büyük bir avantaj olabilir rakibimiz 10 kişi kaldı ve 2-1 üstünüz karşılaşmada dakikalar 64 2 birlik üstünlüğümüz devam ediyor. Deplasmanda Gençler Birliği karşısında. Ama yine de e, skor olarak üstün olmamıza rağmen yine de tam öyle hani e, istediğimiz futbol yok sanki. Yok sanki. Bu arada Suyun da sakatlandı. Ve sakatlıktan yeni çıkan Muhammed Demir'i sahaya sürüyorum. 72. dakikada maalesef 3 oyuncu değişikliği hakkında kullanmış oldum. İnşallah bundan sonra herhangi bir sakatlık ya da kalecimiz kırmızı kart görmez inşallah. Dakikalar 80 oldu arkadaşlar. 2 birlik üstünümüz devam ediyor karşılaşmada. Şimdi Gençler Birliği atak kullanacak mı? Hayır. Angel Koreyalı'nın pası Muhammed Demir şimdi. Muhammed'in pası Kolerya. Kolerya ceza sahasına Kolerya vurdu dışarı attı. Kolerya çok müsait pozisyondaydı. 3. gole çok yaklaşmıştık ancak dışarı gitti. Şimdi Kolerya Okay. Güzel paslar ama Stanko. Stanko Filoya Onur. Ibanez. Kolerya'nın pası Muhammed Demir'de önce defans araya girdi. Matheus Pereira. Kolerya. Sağ tarafı müthiş gördü. Alef ortası Matheus Pereira. <laughs> Matheus Pereira dakikalar 86'yı gösterirken durumu 3-1'e getirdi ve maçı adeta koparttı diyebiliriz. Matheus Pereira. Bir gol bir asistlik performans Matheus Pereira'dan. Ve evet İrfan Kahveci. İrfan Kahveci de kırmızı kart görecek. İkinci sarı karttan kırmızı kart ve Gençler Birliği 9 kişi kaldı sağda. Şimdi İbanez kullandığı Akakbo Gört. 4 oldu 4. Serge Akakbo. Dakikalar 90'ı gösterirken takımımızı 4-1 öne geçirdi. Ligdeki ilk galibiyetimizi e, farklı bir fikorla e, almayı başardık. Gençler Birliği karşısında takımımıza oyunu çok beğendim söyleyelim Çünkü bu aralar takımımıza dediğimiz gibi moraller biraz kötü. Düzeltmek açısından bu tip konuşmalar e, etkili oluyor 7 maçta 5 puan hala oyun sıradayız ancak ben buradan yavaş yavaş yükseleceğimizi hissediyorum artık e, iyi yoldayız iyi yoldayız iyi yoldayız bir sonraki karşılaşmamız arkadaşlar Konya Sporla olacak Konya sporla kendi sahamızda oynayacak şunu şöyle hepsini okudu diyelim 15 gün sonra ben buraları geçerim arkadaşlar boşuna zamanı uzatmayalım Evet evet arkadaşlar ligdeki çıkışımızı sürdürmemiz için kendi sahamızda Konyaspor'u Spor'u ağırlayacağız. Ee, i̇lk galibiyetimizi aldık gençler birliği karşısında. İnşallah e, bu seriyi aynı şekilde devam ettirebilmemiz için e, kendi sahamızda yine Konyaspor karşısında da galibiyetle tanışmak, e, tanışmak demeyelim aslında galibiyet almak için çıkıyoruz. Ee, şöyle bir bakıyorum Castillon sakatlığı ne kadar o 6-8 haftaymış ya bayağı uzunmuş. Endoyu çıkartacağım. yine Yusuf Erdoğan alacağım. Güray'ın yerine Yusuf Erdoğanla başlamak istiyorum. Şunu da şöyle değiştirdikten sonra her şey tamam. da bu hmm, hala kararsızım. Kararsız olduğum için Muhammed Demirle başlayacağım abi. Türkler candır. Türkleri her zaman elimizden geldiğince vereceğiz abi evet kendi sahamızda Konyaspor'u konuk ediyoruz ligdeki e, çıkışımızı sürdürebilmek için demeyelim aslında daha ilk galibiyetimizi aldık e, gerçek bir seri yakalamak için e, önemli karşılaşmalardan bir tanesi bakalım kendi sahamızda coin sporu karşı neler yapabileceğiz ve karşılaşmaya başladık taktiğimizi e, ufak tefek değişiklikler yapmıştık biliyorsunuz iki göbek yerine bir defansif orta saha yani ön libero ve bir göbekte bir de ofansif orta saha şeklinde bir değişiklik yaptık İnşallah tutar şimdi Konyaspor atağı izleyeceğiz Sisoko Sisoko ceza sahasına girdi ceza sahasına girip şutunu çekti Aha, şimdi ya bu adam buraya kadar bu şekilde nasıl girebiliyor ya? yani adam elini kolunu sallaya sallaya bildiğiniz girdi yani ceza sahasına kadar <laughs> Ya Allah bismillah ya Ondan sonra Benim niye moralim bozuluyor bozulur tabi yani bu kadar rahat bir şekilde bir adam defansın Yani Ceza sahasının içine kadar bu kadar rahat girmesi gerçekten saçma yani dakikalar 30. 1-0'lık mağlubiyetimiz var. Konyaspor karşısında kendi sahamızda. Şimdi yine Konyaspor korner kullandı. Abdülkerim 2-0 oldu. Abdülkerim Bardakçı dakikalar 40'ı gösterirken Konyaspor'u 2-0 öne geçirdi. Aferiniz, aferin size. Aferin. Yani böyle bir şey yok yani. Böyle bir dünya yok yani. Hatta yüklenin abi yüklenin. Yani kaybedecek neyimiz kaldı ki zaten 2-0 gerideyiz. Yani yükleneceğiz. Yüklenmekten başka bir çaremiz yok. Hatta ve hatta ee, daha çok risk alacağım ve sadece hücuma ceza sahasında uzun toplarla bakalım ee, bir şekilde karambolle marambolle bir şeyler bulmaya çalışacağız. Oyuncağıma şöyle bir de ileri çıkın diyorum artık yapabilecek maksimum gazı verdim. Hadi bakalım. Artık yaparlarsa kendileri bilir. Dakikalar 58. 2-0'lık mağlubiyetimiz maalesef devam ediyor. Bölüme güzel başlamıştık. UEFA Avrupa Ligi'nde zor e, Zorya deplasman, zor e, Zorya'yı mağlup etmiştik. Daha sonra Gençler Birliği'ni mağlup etmiştik. Bu karşılaşmadan da bir galibiyetle ayrılabilirsek aslında çok güzel olacaktı. 3'te 3 üç yapacaktık bu bölümümüzde. O Mehmet Ekici. Mehmet Ekici'den müthiş 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 gol. Ben buna bireyselde daha çok şut çek dedim ya. Yo dememişim. şimdi Niye? çünkü pozisyondan ötürü acaba? Defansif oyun kurucudan bir dakika şimdi böyle burada çıkıyor mu? Yok bunda da çıkmıyor. Mehmet Ekici'den müthiş geldi. Müthiş. Şimdi Ekici'yi biraz daha hücuma çıkartacağım. Mevkinden bağımsız oyna ve hücuma çık abi. Yani yapabileceğimiz bütün ofansif taktikleri artık bütün ofansif e, Hamlelere diyelim daha doğrusu elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Muhammed Demir benim e, yüzümü kara çıkarttı maalesef. Acaba mı dedim. Bir patlama yapar mı dedim ama gerçi takatlıktan da yeni çıktı. Hadi çocuklar en azından beraberliği yakalayalım. 2-1 yaptık durumu. İleri çıkın abi. Çıkın çıkın çıkın. Ne var ne yok çıkın abi. Saldırın. Dakikalar 81. İki birlik mağlubiyetimiz maalesef devam ediyor. Konya Spor karşısında kendi sahamızda. Mehmet Ekici'den gerçekten müthiş bir gol geldi. Ancak devamı gelmedi maalesef takımımızdan. Ya bizim acilen bence ee, kanatlar abi kanatlar. Baksanıza Yusuf Erdoğan'ın kanatları patlak. takıma bakın yüklen diyorum takıma yüklen dedim bütün ofansif hamleleri yaptım herkes ileri çıkın dedim orada o suk mudur curt mudur tek başına kalıyor orada maalesef arkadaşlar ee, Konya Spor kendi sahamızda bizi 2-1 mağlup etti bölüme güzel başlamıştık aslında e, UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyetle başladık ee, daha sonra Gençler Birliği ile oynadık. Deplasmanda ligdeki ilk galibiyetimizi aldık. Konya da aslında bir galip girebilseydik. 10 numara 5 yıldız olacaktı. Ancak olmadı. Neyse yapacak çok fazla bir şey yok. Dediğimiz gibi artık kovulana kadar onlar bizim kıçımıza tekmeyi vurana kadar devam edeceğiz. Bu ay bölümde burada bitelim arkadaşlar yavaş yavaş o zaman. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.